Herkese merhaba. Şimdi 8. sınıfta cebir sayı faali neler görüneceğini öğrenmek istedim. Ne işiniz hocam 8. sınıfta? Evet aynen öyle, süper. Bir kere Tonguç'un basit cebir sayı faalleri bir tekrar edeceğiz 8. sınıfta da. Basit cebir sayı faallerin ne olduğunu, işte terim kavramını, katsayı kavramını göreceğiz. Sonrasında Tonguç'un cebir sayı faallere çarpma ve modellemeyi yapacağız. Çarpma birazcık görmediğim bir şey. Toplama çıkarmayı görmüştük 6. sınıfta ama biz artık 8. sınıfta çarpmanın ve modellemesiyle beraber öğreneceğiz. Ardından Tonguç'un özdeşlikler dediğimiz acayip önemli bir konu göreceğiz. Ve bu konu gerçekten bütün lise hayatımız boyunca inanılmaz işimize yarayacak. Hatta üniversite sınavında, üniversitede bile işimize yarayacak. Ve tam kare ve iki kare farkı denilen çok önemli özdeşlikleri göreceğiz. Özdeşlik ve denklem farkını gördükten sonra tabii ki bir de Tonguç'um çarpanları ayırmayı öğreneceğiz. Sen de bunlarla ilgili neler yapacağımızı ufak bir konu girişleriyle yapmak isterim. Var mısın Tonguç evladım? Hazırım hocam. Süper zekisin. Tonguç'um bir kere basit cebirsel ifadelerde değişken, terim, katsayı ve sabit terim mantığını bilmek zorundasın. Mesela şöyle bir cebirsel ifade verdiği zaman bize işte her bir değişken dediğimiz şeyin bilinmeyen harfler olduğunu bilmek zorundasın. Mesela buradaki değişkenler X'dir ve Y'dir. Başka değişken var mı Tonguç evladım benim? Yok. Süper. Mesela 3A artı 5B eksi 10 Z'deki değişkenleri söyler misin Tonguç'um? Tabii ki A, B ve Z değil mi? Bilmediğimiz harfler, garip grup aynen şeyler. Terimlere baktığımız zaman buradaki terimler Tonguç'um artı ve eksi arasındaki sayılar. Bu, bu, bu ve bu terimler. O zaman 3x kare bir terimdir. 5x'ye bir terimdir. 6x bir terimdir. Eksiyi mutlaka almak zorundayım terimlerde, eksi 7 bir terimdir. Katsayıya baktığımız zaman ise Tonguç'um ilk başta sabit terim göstermiyoruz. Sabit terim dediğim şey x'li y'li olmayan bir terim var mı Tonguç evladım benim? Var var. İşte hangisi? Eksi 7. Var var. Var var nedir evladım? Var, eksi şey 7. Var, helva var mı? Var var. Var şey var. Anladım. Şarkı ne söylüyorsun? Ne duruyorsun? Helva yapsana. Öyle bir şey evet, çok güzel gerçekten. Onu yapamam. Eksi 7 aslında burada x'siz y'siz terim. İşte sabit terim, sabit terim öğrendikten sonra bir de katsayıya bakalım. Katsayı ise burada gördüğümüz, bildiğimiz sayı, tanıdığımız rakamlardır. Mesela 3 bir katsayıdır. 5 bir katsayıdır. 6 bir katsayıdır. Eksi 7 bir katsayıdır diyoruz. Yani x'in y'nin dışındaki şeyler aslında katsayıdır diyoruz. Harflerin dışındakilere katsayıdır diyoruz. Dikkat etti mi Tonguç'um? Sabit terimle katsayı aslında aynı olabiliyor Tonguç evladım. Çarpmaya baktığımız zaman çarpma inanılmaz basit. Mesela 6 çarpı 2x eksi 3. Ben bunu böyle dağıtırım. 6 çarpı 2x özür dilerim 12x eder. 6 kere eksi 3 de eksi 18 eder. Bitti bu kadar. Mesela bunu çarparken de şöyle bir şey yapıyorum Tonguç. Bununla bunu yapıyorum. Sonra Bununla bunu yapıyorum. Şimdi 2x çarpı 3x 6 x kere x, x kare ettiği için 6x kare. Artı diyorum, artı demeyelim. 2x çarpı eksi 2 eksi 4x eder. Sonra artı 5 çarpı 3x artı 15x eder. Sonra artı 5 çarpı eksi 2 eksi 10 eder Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu ifadede de benzer terimleri yakalarsam bu ikisi benzer terim olduğu için eksi 4 elma artı 15 elma artı 11 elma şeklinde sadeleştirilerek 6x kareyi de eksi 10'u da yanlarına yazaraktan en sade halini bulmuş olurum. Peki bunun modellemesi nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor bunun hocam? Modellemesi ise şöyle Tonguç'um. 2x artı 1 çarpı x artı 2'yi modellerken şöyle bak, şu uzunluğa x diyorsun. Bu uzunluğa 1 diyorsun. Bu uzunluğa 1 diyorsun. Bu x artı 2 oluyor bak. X artı 2'yi ben x artı 1 artı 1 şeklinde ayırıyorum. Bunu ise x artı x, yani çünkü 2x ya, x artı x. Artı bir de 1 şeklinde ayırırsam şunu da şöyle yapıyorum. Buna buraya x diyorum Tonguç'um. Bir tane daha x var Tonguç'um burada. Bir de 1 var değil mi Tonguç'um? 1 uzunluk. Ya bak x x 1 yani burası 2x artı 1. Burası x artı 2 olduğunu da görebiliyorum. Dolayısıyla bunları çarptığım zaman şöyle kareler oluşturuyorum bak. Şöyle uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum. Ve şöyle uzatıyorum. Sonuçta bak ne çıktı? X kere x x kare. X kere x x kare. X kere 1 x. X kere 1 x. X kere burası x, burası 1 olduğu için x kere 1 x, x kere 1 x. Burası x, bu da 1 olduğu için x. Burası da 1, 1 şeklinde çarptığım zaman demek ki 2 tane x kare artı 1, 2, 3, 4, 5 x artı 2 tane de 2, 1 tane, 2 tane de 1 çıkıyor. Yani 2 çıkıyor diyoruz. Ve çarpmanın modellemesi, istersen şunu şu şekilde çarparaktan aynı sonuca ulaştığını göreceksin Tonguç evladım benim. Geldik Tonguç. Süper. Evet. Özdeşikler. Evet. 2x artı 1, x artı 2. Süper. Evet. Özdeşiklere baktığımız zaman bir tam kare özdeşliği denilen
önemli, inanılmaz önemli bir özdeşliği göreceğiz. Bir de iki kare farkı dediğimiz özdeşliği göreceğiz sonuç. İki tane özdeşlik göreceğiz bu sene. Ve tam kare özdeşliğine şöyle. A artı B'nin karesi nasıl hesaplanır? Çok basit. A kare artı B kare artı iki kare artı. A kare artı B kare dersin değil mi? Evet, A kare artı B kare. İşte A kare artı B kare birazcık aralıklı yazıyorsun Tomuç'um. Neden? Neden biliyor musun? Çünkü araya nalet bir şey giriyor. O da ikisinin çarp A ile B'nin çarpımı AB'dir. 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 AB. Anladınız mı? Bir de 2'yi başına yazıyorsun. 2 diye bir şey yazıyorsun başına. 2AB diye araya artı 2AB diye bir nalet bir şey giriyor. A kare artı 2AB artı B. Artı B kare süper. Mesela burada aynı şekilde. Normalde A kare artı B kareyi yazıyorsun. Çünkü eksi B'nin karesi de artı B karedir. Süper. Ama bu sefer buraya yine 2AB giriyor ama burası eksi olduğu için eksi 2AB şeklinde giriyor. Öğreneceğiz merak etme bunları daha sonra. Burada ise Tonguç'um A kare eksi B karede ise bu neyin karesi Tonguç? Bu neyin karesi Tonguç evladım benim? A'nın. Süper. Bu neyin karesi Tonguç evladım? Süper. İşte bu ikisini bir böyle eksi diye yazıyorsun. Bir de böyle artı diye yazıyorsun Tonguç'um. A eksi B çarpı A artı B şeklinde bunu da açabiliyoruz Tonguç. İstersen bunu böyle dağıtıp zaten aynı şeyin çıktığını görebilirsin Tonguç evladım benim. Süper zekisin. Çarpanları ayırmada ise işte ortak çarpan parantezini alma gibi tarzında şeyler gibi. Mesela 3x aslında 3 çarpı x demek değil mi? 6 da 3 çarpı 2 demek değil mi? İkisinde ortak olan 3 yok mu? O zaman 3'ü başa yazdım. Bundan geriye x kalır. Eksi. Bundan geriye de 2 kalır. 3 çarpı x eksi 2 şeklinde dayatabiliyorum. Mesela burada ise Tonguç'um bu aslında tam kare özdeşliği gibi. Nasıldı? Bu x'in karesi. Bu da 2'nin karesi. Bu x'inin çarpımının yani 2x'in 2 katı burada var mı? Evet var. O zaman bu aslında x artı 2'nin karesi şeklinde çarpanlara ayırabiliyoruz. Bu aslında şu demek. X artı 2 çarpı x artı 2 demek. Bunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. X kare eksi 9'da bu neyin karesi x'in? Bu neyin karesi 3'ün? Bak arada eksi var. O zaman 2 kare farkı diyeceğim. Sonra diyeceğim ki bir bunu böyle çıkartalım birbirinden. Bir de bunları toplayalım ve 2 kare farkını oluşturmuş olalım diyerekten çarpanlara bak. İki şeyin çarpımı, iki şeyin çarpımı, iki şeyin çarpımı şeklinde çarpanlara ayırmış olduk. Doğrusal denklemlerde 8. sınıf ne göreceğini öğrenmek ister misin? Hocam çok merak ediyorum. Şimdi 8. sınıfta bir kere özel olarak eski sınıflardan farklı olarak tablo, grafik ve denklem oluşturmayı derinlemesine inceleyeceğiz. Ve gerçekten bununla ilgili özel sorular çözeceğiz. Ve işte tablonun grafiğe dönüştürülmesi, işte grafiklerin içindeki tablolar, ondan sonra yok bilmem grafiklerin tabloya dönüştürülmesi veya işte grafik ve tablodan denklem oluşturma veya denklemleri grafik ve tabloya aktarma gibi birbirleri arasındaki dönüşümleri öğreneceğiz. Ve aynı zamanda Tonguç'um çok önemli bir konu olan eğim konusunu öğreneceğiz. Birazdan sana şimdi ufak bir giriş yapacağım merak etme. Ve aynı zamanda sonrasında da denklem sistemlerini öğreneceğiz. Denklem sistemleri dediğimiz şey iki tane bilinmeyene sahip iki tane denklemi yani birden fazla denklemi nasıl birleştirip de nasıl bir araya getirip de bunların problemini çözebiliriz demek aslında. Senle ufak bir giriş yapalım mı Tonguç bunlara? Yapalım hocam. Evet Tonguç'um. Mesela tablo, grafik ve denklem oluşturmada. Mesela bunlar bir tane... Hocam bunlar 8. sınıfta çok çıkıyor mu sınavda? Evet Tonguç'um kesinlikle çok çıkıyor. Hatta buna güncel yaşam problemleri diyoruz. Güncel yaşam problemleri dediğimiz yeni bir trend var ve bu trendi her sınavda çok çok fazla soruyorlar. Dolayısıyla en önemli konusu hatta 8. sınıfın diyebiliriz. Mesela dikildiğinde 50 cm uzun olan bir fidan. Her ay 10 cm uzamaktadır. Boy uzunluğuyla geçen süresindeki ilişki gösteren tablo, grafik ve denklem. Hadi bakalım tablo yapalım seninle. İlk başta diyelim ki geçen süre diyelim. Aynı zamanda boy diyelim. Tamam mı Tonguç'um? Süreyi hangi cinsten yapıyoruz? Ay cinsinden yapıyoruz. Boyu da santimetre cinsine yazıyoruz ve bir tablo oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi geçen süre sıfırken yani ilk başta boyumuz ne kadardı? 50 cm'ydi. Peki her ay 10 cm bir ay geçerse geçen süre bir ay olduğu zaman boyumuz ne kadar olur Tonguç evladım sence? 60 cm. Süper dikisin çünkü 10 cm oldu. 2 ay geçerse boyumuz ne kadar olur evladım? 70 cm. Süper. 3 ay geçerse boyumuz 80. Süper dikisin ve sürekli böyle artarak ilerler. Harika. Şimdi tablosunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi bunun grafiğini çizelim mi Tonguç senle beraber? Hemen grafik çizmek için şöyle bir XY koordinatı şöyle bir XY koordinatı yapalım seninle beraber. Buna ne diyoruz Tonguç'um? Grafiğe boy diyoruz santimetre cinsinden. Buna da süre ay diyoruz. Şimdi Tonguç ilk başta bunun boyu ne kadardı? 50 idi. O zaman başlangıç burası 50'den başladı. Sonra ne oldu? 60 oldu. Sonra ne oldu? 70 oldu. Sonra ne oldu? 80 oldu. Şimdi ne zaman 60 oldu? Birinci ayda. İkinci ay. Üçüncü ay. Evet şöyle gözüküyor değil mi? Tebrik ediyorum seni.
Üçüncü ay ve dördüncü ay böyle devam eder gider. Şimdi Tonguç'um sıfırda buradaydı. O zaman bu noktayı bir yuvarlak için alıyorum. Sonra burası oldu. Birde 60 oldu. Sonra Tonguç'um 2'de 70 oldu. Sonra 3'te 80 oldu ve 4'te devam edecek. Şimdi bu hepsini birleştirdiğim anda aslında grafiğin artan bir şey olduğunu görüyoruz. Artan bir grafik olduğunu görüyoruz. Grafiğinde çizmiş olduk. Peki sonrasında da bunun denklemini nasıl oluşturacak? Neydi formülümüz? Y eşittir başlangıç artı değişim çarpı x'ti. Dolayısıyla y eşittir başlangıç 50 artı değişim her seferinde onar onar arttığı için 10x şeklinde de denklemini buluyoruz. Bunun gibi yüzlerce soru çözeceğiz. Ondan sonra azalmasını göreceğiz. Ondan sonra iki denklemin kesişmesini göreceğiz. İşte bu kesiştiği yerde ne oluyor? Birbirine eşitleniyor falan filan bunları öğreneceğiz. Ve seninle güncel yaşam problemlerini tamamen bu eksen üzerinde yani problemin üzerinde çözmeye çalışacağız. Ve doğru denklem sistemleri de aslında buna bağlı. Eğim dediğimiz şeyi de ufak bir şekilde yüzeysel bir giriş yapalım. Eğim dediğimiz şey aslında çok basit Tonguç'um. Şu uzunluğa biz dikey uzunluk diyoruz. Şu uzunluğa ise yatay uzunluk diyoruz. Şimdi eğim dediğimiz şey aslında dikey bölü yatayla bulunan çok basit bir zımbırtı. Dikey bölü yatayla bulunuyor. Hatta ben şöyle diyorum. Ya aslında bu boydur. Bak bu da endir Tonguç'um. Aslında eğim dediğimiz şey boy bölü endir. Mesela Tonguç şunun mu eğimi daha fazla yoksa şunun mu eğimi daha fazla? Birincinin. Sence? Birincinin. Yani eğim dediğimiz şey aslında yokuşluk demek. Tabii bunun uygulamalarını göreceğiz. Doğrusal denklemlerin eğimlerini göreceğiz. İşte eğim nasıl hesaplanır onu öğreneceğiz. Bunun gibi özellikleri de sonradan göreceğiz. Denklem sistemleri dediğimiz şey de bak burada... Tonguç'un bir denklem var. Burada bir eşittir var. Ve bu denklemde kaç tane bilinmeyen var Tonguç herhalde? İki. Süper. X ve Y değil mi? Veya A ve B de olabilir. Fark etmez. Ama sonuçta iki tane bilinmeyen var. Burada da bir tane denklem var. Bunun içinde de X ve Y bilinmeyenleri var. İşte bu iki denklemi beraber çözerekten nasıl X, Y sıralı ikililerini bulduğumuzu öğreneceğiz. Bunun için belli yöntemler öğreneceğiz. En güzelini göstereyim sana. Mesela X artı Y eşittir 10 desin. X eksi Y eşittir 8 desin. Bunları böyle gördüğün zaman çözmek için alt alta toplayıp bunlar birbirini götürür. Artı Y eksi Y birbirini götürür. X 2X eder. Artı Y eksi Y 0 eder. Eşittir 10 artı 8 18 eder. Eşittir de alt alta yazdım. X eşittir 9 çıktı ya. Sonra 9'da neyi toplarsam 10 eder? Tabii ki 1. O zaman y eşittir 1 çıktı ya Tonguç'um. O zaman x, y sıralı ikilisi de 9,1 şeklinde yazmayı seninle öğreneceğiz. Bunlar için de başka taktikler öğreneceğiz. Merak etme Tonguç. Eşitsizlikler konusu hayatında ilk defa eşitsizlikleri göreceğin. Hayatımda hep eşitsizlik var hocam. Abimi hep kayırdılar, kardeşimi hep kayırdılar. Sınavlarda hocalar beni hep arka plana attı. Ha işte bunun gibi kızlara iyi puan verdiler. Hep eşitsizlik var süper. Hocam. 8. sınıfta öğreneceğimiz başlıklar şunlar. Eşitsizlik ifadeleri. Yani eşitsizlik dediğimiz şey denklem gibi değil. Birazcık daha farklı. İşte küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük veya eşittir tarzında ifadesel anlatımların bu şekilde yazılmalarını nasıl öğreneceğiz? Yani senin x küçüktür 5 dediği zaman senin aslında 5'ten küçük sayılar demek istediğini ifade etmeyi öğreneceğiz Tonguç'um. Veya sayı doğrusunda eşitsizlik öğreneceğiz. Sayı doğrusunda bir çizip işte burası 4 ise bunun sağ tarafını taradığımız zaman aslında 4'ten büyük sayılar. İçini boş bıraktığın zaman işte 4'ten büyük ama 4'e eşit değil olduğunu öğreneceğiz Tonguç'um. Zor bir konu mu hocam? Hayır zor bir konu değil. Çok basit bir konu. Hiç merak etme. Eşitsizlik çözümlerinde ise normal denklem gibi çözdüğümüzü işte x artı 2 büyüktür 5'te nasıl eşittir varken ne yapıyorsak aynı onu yaptığımızı öğreneceğiz. Senle ufak bir giriş yapalım mı Tonguç? Yapalım hocam. Süper zekisin. Geldik Tonguç. Mesela eşitsizlik merak ifade... ediyorum gerçekten. Ne olacak bu hayatta? Şu ifadeyi görüyor musun Tonguç hayatında hiç? Plus. Aynen. Bu ifade aslında 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur demek. 13 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun ne demek aslında? 13 yani yaşından 14, 15, 16, 17 hepsi izleyebilir. 13, 14, 15, 16 kaça kadar gider bilmiyoruz artık. İşte biz bu ifadeyi yazabilmek için x yazıyoruz. Bilmiyoruz hangi şeyde olduğunu. Büyük ve eşittir 13 yazıyoruz. Bak hem 13 olabilir
hem de 13'ten büyüktür demek istiyorum. Mesela şu ifade ne demekti hocam? Mesela o şeyde gidiyorsun, otobanda gidiyorsun ve karşına böyle bir tabela çıktı. Böyle bir tabela çıktığı zaman sen ne diyeceksin Tonguç evladım benim? Eyvah, 70'i geçmemem lazım. Radar var, karşıya gelenden ışık yapayım. İşte bu kadar. Ne diyorsun? Hız sınırı 70 kilometre bölü saat demek bu aslında. Peki ben bunu nasıl gösteririm? Sen 70'i geçemezsen ne yapabilirsin? 70 yapabilirsin, 69 yapabilirsin, 68 yapabilirsin, 67 yapabilirsin. Ama hep 70'ten az veya 70 olmak zorunda maksimum. İşte ben bunu yazabilmek için şöyle diyorum. X küçük ve eşittir 70 diyorum. Küçüktür yani 69, 68 demek. Bir de eşittir olması gerekiyor ki 70 de olabilir demek. İşte bu ifade aslında bak şöyle tamamlarsak büyüktür manasına geliyor. Ondan sonra bu ifade böyle tamamlarsak K harfi gibi bak küçüktür manasına geliyor. Şu zımbırtılar olduğu zaman da büyük veya eşit, büyük veya eşit manasına geliyor. Bu zımbırtı olunca da küçük veya eşit manası. İşte zaten eşitsizlik dediğimiz şey de bu dört tane sembol üzerine yoğunlaşacağız. Mesela ondan büyük sayıları söyler misin bana Tonguç evladım benim? 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11, 12, 13 böyle gider sonsuza kadar. Ben bunu şöyle yazıyorum. Böyle uzatmıyorum. X diyorum. Büyüktür 10 diyorum. Neden büyüktür? Çünkü bu ifade olduğu için. X büyüktür 10 diyorum ve olayı net bir şekilde bitiriyorum. İşte sayı doğrusunda eşitsizlikte de birazcık daha kapsamlı bir şeyler yapacağız. O da şu. Mesela burada sağ tarafı taranmış. O zaman X büyüktür 6'dır. Bu kadar basit. Burada sol tarafı taranmış. O zaman X küçüktür eksi 2'dir. Bu kadar basit. Özür dilerim. X küçüktür eksi 2'dir. Bu kadar basit. Ondan sonra ama burada bir içi boş. Bu içi dolu. İçi boş olunca buraya hiçbir işaret koymuyorsun. İçi dolu olunca Tonguç'um buraya bir de eşittir, küçük ve eşittir işareti koyuyorsun. Mesela şu aralığı söyleyebilmek için X dediğimiz şey eksi 3 ile 4 arasındadır diyoruz. İçi boş olduğu için hiçbir şey koymuyoruz. İçi dolu olduğu için buraya eşittir de çakıyoruz. İşte sayı doğrusunda gösterim eşitsizlik de aslında bununla ibaret. Peki eşitsizlik çözümleri ise şöyle bir şey. Aynı denklemler gibi hiçbir farkı yok. Denklemlerde ne yapıyorsak mesela adam sana şöyle söyleseydi Tonguç. 2x artı 4 eşittir 18 desin. Ne yapardın? 2x eşittir bunu karşıya attın. Eksi 4 diye geçti. 14. X eşittir her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 7 çıktı değil mi Tonguç'um? Evet hocam. İşte burada eşittir yaptın ya. Hayır eşittir yoktu. Burada bu işaret vardı. Burada bu işaret vardı. Burada bu işaret vardı. Demek ki cevabımız aslında x büyüktür 7. İstersen bunu sayı doğrusuna gösterebilirsin. Sayı doğrumuzu çizdik. Buraya 7'yi işaretledik. X büyüktür 7 olduğu için 7'nin sağ tarafını taramam gerekiyor. Ve burada eşittir olmadığı için içini de boş bırakmam gerekiyor. Tarzında bütün konuyu kapsayıcı bazı olaylar yapacağız ve konuyu bitireceğiz. Oh be. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım sana güveniyorum evladım. Aha da bal reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. 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 Paylaş.